12 Eylül fırtınası dinip de türküler kampüslere geri döndüklerinde çok değişmişlerdi. 80'lerin türküleri bu kez çok uzaklardan gelmişti büyük şehrin üniversite kampüslerine ve hiç alışıldık türkülere benzemiyorlardı. Tıpkı onları çalan adam gibi. Ahmet Kaya 1957'de Adıyamanlı bir baba, Erzurumlu bir anadan Malatya'da doğdu. 5 kardeştiler. Babası mensucat işçisiydi. 35 metrekare bir lojmanda 7 kişi yaşıyorlardı. Müzik ona aileden mirastı. Türkülerle büyüdü. İlk enstrümanını kendi elleriyle yapmış ve ilk konserini evlerinin arka bahçesindeki tavuklara vermişti. O zaman o küme mescide girip tahtalar vardı, inşaat tahtaları. Onların önüne daha düz ve uzun tahtalar çekip işte onlara sigorta telleri, yani kabloların içinden geçen telleri bağlayıp işte kümesle oturup tavuklara karşı şarkılar söylüyordum. 6 yaşına geldiğimde bir gün beni çağırdılar işte eve. Gittim baktım duvarda bir bağlama vardı, küçük bir cura. Bir de benim böyle küçük bir resmi yapıştırmışlardı. İşte al eline sazı falan dedikten almamıştım ilk önce. İşte istemiyorum falan demiştim oysa ki, ve dönüp arkamı saatlerce gidip o kümese ağlamıştım. Bir canım sen öleceksin, kabire gireceksin. Ahmet sen öleceksin, kabire gireceksin. 9 yaşında bir işçi gecesinde sahneye çıkıp işçilere ilk konserini verdi. 10 yaşından sonra da yaz tatillerinde bir plakçıda çalışmaya başladı. Ve o plakçıda hem geleceğine damgasını vuracak insanlarla tanıştı, hem de müziğine yön verecek notalarla. Oraya uzun saçlı İspanyol paşalı insanlar geliyordu. Genç insanlar. Bunlar Akçadağ'dan geliyorlardı. Ve her geldiklerinde ruhu suyu soruyorlardı bunlar. Ve herkesin saçları çok kısaydı. Ve dar paça pantolon giyerken bunlar uzun saçlı ve İspanyol paçaydı. Ve hayatımda merhaba arkadaş, Ruhusu'nun plağı geldim diyen ilk insanı onları da gördüm. Ve onları gördüğüm zaman uzaktan bir şey derdim, sucular geliyor diye. Ve sonradan bunların devrimciler olduklarını anladım. Bir sabah uykusunda polisi saldırdılar. Demircioğlu Vedat'ı çoklarla öldürdüler. 1968 yılı Temmuz ayında Amerikan 6. filosunun İstanbul ziyareti sırasında tırmanan öğrenci olayları sonunda ilk kan aktı ve Vedat Demircioğlu öldürüldü. Türkiye için sonu felaketle bitecek kanlı bir dönemin kapısı aralanıyordu. Belki siz de gördünüz ömrümde pankartlar. Mart geldiğinde elde pankartlarla özgürlük isteyenler susturuldular. Bütün ülkenin üzerine kalın bir örtü örtüldü. Şarkı işlaya düşürmesin oy oy oy. Allah sevdiği kulunu. Gemerek de çevirmişler, deniz gezmişin yolu. Ahmet Kaya'nın Malatya'daki plakçıda gördüğü sucular için acı bir dönem başlıyordu şimdi. Malatyalı Ahmet Kaya, dönemin simge ismi Deniz Gezmiş'in Gemerek'te yakalandığını ve iki arkadaşıyla asıldığını öğrendiğinde henüz 15 yaşındaydı. Şöyle bir söylenti vardı halk arasında. Neden bu insanları astılar? Yani bunlar işte ya neden aslında başbakan olacak bir çocuk bu? Kimsenin canına kıymadı falan.
Ve durmadan bu insanlar Deniz Gezmiş'i çok seviyorlardı. Deniz Gezmiş ve arkadaşlarını çok seviyorlardı. Gözlerinde hiç yalan ve riya yoktu. Hep şeyi düşündüm. Neden abim Orhan Gencebay dinliyor? Ben neden bunlar Ruiz'i dinliyorlar? Arasındaki farkı İstanbul'a gelene kadar aramadım. Yazıklar olsun, yazıklar olsun. Kaderin böylesine yazıklar olsun. Benim Kabe'm insandı. Helenenin emni, dahmenni. Kur'an'da kurtaran da. Helenenin emni, dahmenni. 1970'ler Türkiye'sinde artık hem sucular vardı hem Orhancılar. Bazıları devrim türküleri söylüyordu, bazıları ise kader şarkıları. 15 yaşındaki Ahmet Kaya'nın evinde ise ikisi birden dinleniyordu. Ve Ahmet Kaya yıllar sonra bu ikisinden yepyeni bir tür yaratacaktı. Devrimci arabesk. Külüm al, uzak yollara savur. Dağılsın dağlara, dağılsın bu sevdamız, ama sen ağlama dur. ...1972 geldiğinde Ahmet Kaya'nın babası emekli oldu ve aile İstanbul'a göç kararı aldı. Baba Kaya orada emekli tazminatını değerlendirmeye çalışacaktı. Bu arada oğlu Ahmet'in İstanbul'da dünya çapında bir sanatçı olacağına inanıyordu. Malatya'dan çıktım yola, yollar yanılıyor. Düşman sarmış dört yanı, kurşun saçılıyor. Sonra biz 7 kişi bir gece kamyona eşyalarımızı yüklediler. Ve Malatya'dan çıktık yola, İstanbul'a doğru geldik. Ben hayatımda ilk defa denizi gördüm, İzmit'te o zaman. Ve şey demiştim, ya ne kadar büyük bir dere diye. Sirkeci'den, Harem'den geçtik vapurla ve Koca Mustafa Paşa sahilden Samatya'ya doğru gittik. Koca Mustafa Paşa'daki yeni yerimizi, artık bundan sonra yaşayacağımız yere. Ve hayatımızın artık başlayacağı yere geldiğimiz zaman paketler inmeye başladı ve insanlar, İşte paketlerin üzerinde Malatya'dan geldiğimiz yazılıydı o zaman. Ve şey demeye başladılar, işte Malatya'nın kurusu. İstanbul'a o tür paketler taşıyan kamyonlar yağıyordu Anadolu'nun dört bir yanından. Ekmek peşinde yüz binlerce insan denizi ilk kez İstanbul'da görerek büyük şehre akıyordu. Yersiz yurtsuz, işsiz güçsüz, bir umut peşinde kolsuz, kanatsız, dilsiz. Onlarla konuşamıyordum çünkü onlar gibi konuşamıyordum, hiç konuşmuyordum, bir dilsiz gibi yaşıyordum adeta sokakta yani. Zaten balkondan sürekli onları izliyordum, giyimleri başkaydı, tavırları başkaydı. Onlar gibi konuşmaya çalışıyordum, mesela terziye gidip onlar gibi pantolon diktirmeye falan başlamıştım. Terzinin yaptığı pantolonların üzerime uymadığını görüyordum. Onlara yakışıyordu, bana yakışmıyordu. Bir kız vardı bizim okulda, herkesin bir ilk aşkı vardı, çocukluk aşkı. Bir gün gittim, dedim ki biraz dedim seninle bir konuşak 5 dakika dedim. Ya yani kaçıyorsun abi, 2 tane laf edek. Bana de rica ederim dedi. Öyle bir ağrıma gitti ki ya. Dedim ya ben de sana rica ederim dedim. Ben o zaman rica ederim anlamını bilmiyordum yani. Onu bir küfür gibi zannettim, biliyor musunuz? Sokaklarda oynamadın sen. Doğdun da büyüdün ama yaşamadın sen. Ve Ahmet Kaya konuşamadıklarını, diyemediklerini türkülerine söyler oldu. Gece gündüz besteler yapıyordu. Liseden okulu bıraktı, bir tezgahtarlık işi buldu ve çalışmaya başladı. Çalıştığı dükkanın önünden her gün kasetlerle dolu seyyar tezgahlar geçiyordu. O günlerde ülkenin müzikal eğilimleri o tezgahlarda gezer, o tezgahlardan bağırırdı. Ve o günlerde tezgahlar yine devrim türküleri söylemeye başlamışlardı. Eşkıya dünyaya anam,
Bir adam söylüyor işte, eşkıya düğün hükümdar olmaz falan diye. Yani zaman geldi geçti işte o zaman. Ben de Allah Allah atıyorum ya, yani ne güzel bir şarkı. Fakat onlara erişemiyordum, onlar farklı şarkılar söylüyorlardı. Oysa bağlama çalma tarzım çok değişikti. Ve bir gün sabahleyin evden kalktığımda ve sokağa çıktığımda hiç unutmuyorum. Otobüs durağına giderken artık Avusturya işçi marşını söylemeye başlamıştım. Saçlarımı kestirdim ilk önce. Çünkü oradaki olan arkadaşlarım, işte kız arkadaşlar, saçları uzun insanlara karşı duyarsız değillerdir ama tabii bunlar benim için çok güzel şeyler. Dedim ki ulan Ahmet, artık adam oluyorsun. İstanbul bir yandan yeni gelenleri törpülüyor, bir yandan da yeni gelenlerce törpüleniyordu. Milyonları yollara düşüren dev bir göç dalgasıyla ülkenin toplumsal yaşamı, ekonomisi, kültürü, dili, müziği alt üst oluyor. Hiçbir şeyin eskisi gibi kalmadığı, her şeyin bir anda değiştiği, fırtınalarla dolu bir dönem başlıyordu. Yeni gelenler bu fırtınanın ortasında savrula dursunlar, İstanbul onlardan habersizmiş gibi kendi hayatını yaşıyordu. Bunalıyorlardı. Öyle bir bunaldığım andı ki hiç unutmuyorum. Fındık Sade'den işte döndüm, Koca Mustafa Paşa'ya doğru geleceğim. Bir düğün salonunun önünden geçtim. İnsanlar giriyorlar habire düğün salonuna falan. Ben de girdim içeri. Ya ne biçim oynuyor insanlar içeride ama. İnanılmaz bir şekilde göbekler atıyor insanlar. Şimdi tabii şeyin hesabını da yapıyorum işte. Nasıl olacak falan bu işler. Bir de devrimci olduk ya artık. Geriye dönmek de yok. Attım kendimi insanların ortasına. Nasıl oynuyorum biliyor musun? Acayip ama yerlere atıyorum böyle, göbekler atıyorum. Ters dönüyorum, düz dönüyorum. İnsanlar nereden geldi bu adam diye bakıyorlar. İyice böyle oynadım. Dışarı çıktım. Ağladım, gözyaşlarım döndü denize. Ben derdimi kimseye söyleyemedim. Kurşunlara gelirken arka mahallede düştüm de yerlere bir of. Geçim sıkıntısı, büyük kentin öğüttüğü bir yaşam ve afişlemeler ve polisle kovalamacayla harcanan bir gençlik. Ahmet Kaya o çok bunaldığı gece yarısı, o yabancısı olduğu düğün salonundan çıkıp ağlayarak eve yürüdü. Hayatının akışını değiştirecek insanlar onu orada bekliyorlardı. Yeşil bir Anadolu içinde. Birdenbire pat indiler ve Anadolu'ya soktular beni. Yaşasın dedim biliyor musun kendi kendime. İşledim bir şeye başlıyorsun yani. Hadi bakalım çözebilirseniz. Akşamleyin beni aldılar oradan gösterdiler. Hiç alakası olmadık bir şekilde Şişli'deki şey, emniyet amirliğine. Kurtuluş Şişli yolunun tam başında bir orası. Koca Mustafa Paşa neresi, orası neresi ya. Sanki ben hazır bir katilmişim gibi, yani teröristmişim gibi. Sol elinden kelepçe vurup diğer kelepçenin ucunu kalorifer borusuna şey yaptılar. Başıma neler geldi, sana diyemedim. Beni kaç kere dövdüler, adını söylemedim. Başıma neler geldi. Ahmet Kaya orada içeriğiyle tanıştı. Sonraları yıllarca türkülerine konu edeceği işkenceye, eziyete, zulme tanık oldu. Koğuşu, kelepçeyi, zindanı gördü ve bilendi. İnanılmaz bir altyapı oluşturdu bende ve zulmün, eziyetin getirdiği bir şey vardı içimde yani. Birikim vardı. Sürekli olarak sözlere ve müziğe dönüşüyordu içimde. Fakat ifade edemiyordum bunları. Başım belada, tabancam olurum, başım belada. Nereden baksan tutarsızlık, nereden baksan tutarsızlık, nereden baksan ahmakça. Artık başı beladaydı. Sadece Ahmet Kaya'nın değil, ülkenin de. Yeni bir darbe arifesinde yeni bir kanlı perde açılmak üzereydi. Ve açılış töreni
İstanbul'un en geniş meydanında en anlamlı günde yapıldı. 1977 unutulmaz yılın adı, bir bayız bayramı idi, sorarlar bir gün sorarlar. Sabahın bir sahibi var, sorarlar bir gün sorarlar. Biter bu dertler acılar, sararlar bir gün sararlar, sararlar bir gün sararlar. Sopalarla falan barikatlar kurmuşlardı. Biz oradan işte kahrolsun sosyal faşistler diye bağırırken. Neden bizi alana sokmuyorsunuz diye bağırırken, bu insanların direnişleri bizi sokma şeyleri devam etti ve o anda ne olduysa onda oldu. Silah sesleri gelmeye başladı. Düşenler düştü, kaçanlar kaçtı, vuranlar vurdu. Yani biz tepe başına doğru kaçmaya başladık. O zaman ayaklarında ayakkabı falan yoktu yani. İşte çıkmış derdi çünkü. Böyle bir izdiham oldu ki. Kanlı 1 Mayıs'tan sonra artık söz susacak ve sadece silahlar, kan ve kin konuşacaktı. Ülkede sabotajlar, suikastlar, cinayetler, katliamlar birbirini izledi. Maraşlar, Çorumlar ateşe verildi. Türküler de meydanlar gibi öfke doluydu artık. Sazlar sadece savaştan, devrimden ve silahtan söz ediyordu. Ahmet Kaya'nın da ustaların izinden yürüdüğü günlerdi o günler. Mahsus mahal derler kaldığım zindanda. Kalırım kalırım, dostlar yandadır. Mahsus mahal dedik kaldılar zindanda. Fakat bana şey geliyordu yani, neden böyle yani mahsus mahal dedik diye böyle bir duruma girdim. Mahsus mahal dedik kaldılar zindanda. Kalıram kalıram kardeş, dostlar yandadır, ikellerim kızım. Ahmet Kaya da o dönemde devrimci gecelerde türküler söylemeye başladı. Hırsla, hınçla çalıyordu sazını. Zamanla Ruhisu'nun bu ağırbaşlı tarzına içinin ısınmadığını hissediyordu. Onun bağlamayla ilişkisi farklıydı. Dostlar yandadır. Artar eksilmeyiz zindanlarında, kolay değil derdim. Ahmet Kaya kendi tarzını aradığı o yıllarda bir gün Boğaziçi Üniversitesi'nde Ruhisu Usta'nın karşısına çıktı ve onun mahsus mahalini öfkeyle çalmaya başladı. İşte o an Ruhisu türküsünün böyle değiştirilmesine isyan etti. Tam şarkıyı yap söylerken birdenbire kesti. Kes kes dedi, bu böyle söylenmez, abartma dedi, bu kadar dedi yani. Bağlamayı dedi bu şekilde kullanamazsın dedi ya. At teper gibi bağlama çalıyorsun dedi. Yani bağlama sakin, muhabbet sazıdır. Ve insanlara vermek istediğin şeyi insanlar alırlar. Bu kadar abartılı çalmana, yani bağlamayı dövmeye gerek yoktur dedi. Fakat o galiba hırsım anlayamadı o zaman. Ahmet Kaya inatla yıllar sonra Bilsak'ta vereceği konsere bağlama böyle de çalınır adını verecekti. Adeta Ruhisu'nun eleştirisine cevap veriyor, ustalara meydan okuyordu. 80'ler yaklaşırken kapıyı çalan yeni hayatın türküsü Ruhisu'nun türkülerinden çok farklı olacaktı. Şalanıyor aman
Başının yandığında ancak dönemi noktalayan türküyü söylemek Hasan Mutlucan'a kısmet oldu. Günlerden bir gün radyolarda onun Serhat türküleri duyuldu ve diğer tüm türküler sustu. Derken darbe oldu işte, yan komşu geldi, kapıyı çaldı işte, ihtilal oldu dedi. Ben radyo açtım, gözlerim böyle açıldı birdenbire, inanılmaz bir şeydi. Hasan Mutlucan ve şeyi söylüyordu, yani yine de şahlanıyor aman. Kol başını kırdı. Dedim ulan yandın oğlum. Git kendine iş ara yani. Diye kendi kendime böyle düşünürken birdenbire dışarıda tangur tungur, langur lungur paletleriyle tank seslerini duydum. Sanki üzerimden geçiyor gibi der. Yalnız ben değil, bir sürü insan gibi yani. Bana gelip bunu haber veren bir öğretmen kapıda ağlıyordu. Yandık. Hepimizi öldürecekler dedi. Biliyor musun? Bu sefer yandık yani. Bu sefer gittik. Allah'ıma dedim kurtuluş yok yani. Kökümüz gitti dedim artık yani. Dan diye çaktılar yani. Ve halaç pamuğu gibi dağıldı. Karanlık sabah tank sesleriyle hallaç pamuğu gibi dağıldılar. 12 Eylül 1980 bir dönüm noktası oldu. Devrimciler içeri tıkıldı, devrim türküleri sustu. Sucular tutuklanırken Ruhi Su pasaport alamadığı için can verdi. Artık bağlama Ahmet Kaya'nın dilinden konuşacaktı. Ve sucular dışarı çıktıklarında türkülerini çok değişmiş bulacaklardı. Tıpkı ülkeleri gibi. Eylül'le Türk solu büyük darbe yedi. Ülkenin siyasi tarihine, ekonomisine, toplumsal yaşamına olduğu kadar edebiyatına, sanatına, müziğine de damgasını vuracak bir yeni dönem başladı. Ahmet Kaya'yı Ahmet Kaya yapacak yıllar geliyordu şimdi. 1980'lerin özgün müziği doğmak üzereydi. Bundan böyle yaşanan her acı yeni müziğin nota defterinde bir ezgiye dönüşecekti. Eylül sabahından itibaren Türkiye'de alabildiğine yoğun bir baskı dönemi başladı. Parlamentoyu, hükümeti feshedip sendikaların ve partilerin faaliyetlerini durduran askerler ülke çapında geniş bir tutuklama kampanyası başlattılar. Darbenin ilk günlerinde sol gruplar direniş sloganlarıyla dolu duvarları yalanlarcasına sessiz sedasız teslim oldular. Solda ilk hayal kırıklığı o ilk gün yaşandı. İzleyen yıllar içinde 12 Eylül rejiminde tam 50 bin kişi gözaltına alınacak, 50 kişi idam edilecek, 55 kişi işkencede ölecek, 15 bin kişi siyasal nedenlerle mahkum olacaktı. Yakalananlar askeri cezaevlerinde sağcıysa solcuların yanına, solcuysa sağcıların yanına konuyorlar ve karıştır barıştır denilen bir uygulamayla bir arada olmaya zorlanıyorlardı. Tutuklulara tam bir askeri nizam uygulanıyor, marşlar ezberletiliyor, fiziki ve psikolojik baskı yapılıyor, direniş güçleri zayıflatılıyordu. Türkiye solu tam bir bozgun yaşıyordu. İzleri yıllarca silinmeyecek ağır bir bozgun. Kimileri 20 yaşında içeri girip bütün bir gençlik dönemini koğuşlarda bırakıp yaşlanmış olarak çıktılar dışarı. Kimileri ise daha erken çıkıp bu kez dışarıdaki bozgunla karşılaştılar. Benim yattığım süre o kadar uzun değildi. Yani toplasan yattığımız süre 8-9 ayı geçmez. Fakat burada Hasan Hüseyin'in bir lafı var çok hoşuma giden. Ne içeridekiler kahraman, ne dışarıdakiler korkaktılar. Birileri bu hayatın, yaşanan şeylerin bedelini içeride ödedi, kimileri dışarıda ödedi. Biliyor musun, içerideki insanlar çok daha rahattılar. Çok daha rahattılar. Yani operasyonlar vardı doğru yani, dayaklar yiyorlardı. İşte benim eşim uzun yıllar cezaevinde kaldı. Peki biz yemiyor muyduk dışarıda? Dışarıdakilerin durumu da en az içeridekiler kadar zordu. Bir defa yalnızdılar. Örgütler çökmüş, partiler kapanmış, sendikalar dağılmıştı.
Ta 1970'lerden beri terk edilen örgütlü sendikal mücadelenin yerine konan tepeden inmeci ya da serüvenci hareketler alanı bir anda boşaltıvermişlerdi. Şimdi koca bir kuşak kitleden kopuk, korumasız, dayanaksız, dağınıktı. Bütün bu yalnızlığın üstüne bir de parasız, işsiz güçsüz ve sicilliydiler. Devrim hayallerini terk edip iş adamı olan eski dostlarsa bırakın onlara iş vermeyi, yanlarına yanaşmaya bile korkuyorlardı. Ya onlardan istediğim bir tek yani belki bir bardak kolaydı. Belki de bir 90 lira bilet parasıydı, otobüs bileti parası. Belki çıkartır bir tanesi verir diye düşündüm. Hiç vermediler. Ve o merdivenleri inanılmaz bir şeyle iniyordum. Yapmayın diyordum ya. Bu kadar savaş verdik. Bu kadar dövüştük. Afişler astık, vurulduk, vurduk. Yani yapmayın yani. Nasıl insanlar bu kadar değişebilir? Nasıl bu kadar kötü olabilir? 12 Eylül bozgunundan geri kalanlar için en zorlu dönem başlıyordu. Ortada kalmışlardı. 25 yaşındaki Ahmet Kaya cebinde otobüse verecek bilet parası olmadığından eve yürüyerek döndüğü bir gece düşündü, taşındı ve sığınabileceği bir tek yerin kaldığını gördü. Cezaevi. Para yok, içeride daha rahattım yani. Belli bir takım ilişkiler vardı, bir takım durumlarımız vardı. İçeri girmek için ne yapmak gerekiyordu? İçeri girmek için sistemin biraz tersine gitmek gerekiyordu. Bunun için bir kaset yapmak gerekiyordu. Hadi oturalım, bunun hesabını yapmaya başladık. İşte Ahmet Kaya'nın ilk kaseti bu hesapla hazırlandı. Kaset çıkacak, Kaya muhalefetten tutuklanacak ve içeride bir süre daha vakit geçirecekti. Ama yatıp da çıkamamak da vardı. O yüzden kendince bir tedbir aldı ve albümün sonuna çok ilginç bir parça ekledi. Esirden arkaya kalmış yiğit, arkadaşın gitti haydi sen de git. Bak ne diyor ceddi şehidin şiit, haydi git evladım vur varla. Yani o cesur o yanı sıra bir de korkak yanım vardı. O da ben ne yapayım ne diyeyim dedim, buraya şeyi koydum. Mehmet Akif'in bir şarkısını, belki dengeyi sağlarım diye. Şimdi hem içeri girmek istiyorum ama yani 2 sene sonra falan çıkmak istiyorum. Yani çünkü 10 sene yatarsam perişan olacağım, bıktım hapishaneye yani. Dışarıda mevsim baharmış, gezip dolaşanlar varmış. Günler su gibi akarmış, geçmiyor günler, geçmiyor. Böylece Ahmet Kaya 1985 yılında içeri girme niyetiyle ve eş dosttan toplanan paralarla stüdyoya kapandı ve yıllarca biriktirdiği türkülerini söyledi. Türküleri avluda volta atanlardan, mapusta açmayan çiçeklerden, gönüldeki eski sevdalılardan söz ediyor. Adeta içeri düşmüş bir kuşağın acılarını tercüme ediyordu. Kasetteki bütün besteler kendisine aitti. Bozuk bir Türkçeyle, yer yer yılgın, bazen de asi bir edayla söylüyor, ezik, kırık, dağınık bir kitleye sesleniyordu. Aynı daldaydık, aynı daldaydık, aynı daldan düştük, ayrıldık. Aramızda 100 yıllık zaman, yol. Gerçi darbenin üstünden 5 yıl geçmişti ama Türkiye hala sessizdi. Bütün muhalif sesler bastırılmış, kimselerin sesi soluğu çıkmaz olmuştu. Örgüt davalarının yanı sıra Aydınlar Dilekçesi, Barış Derneği gibi davalarda onlarca aydın, yazar, sanatçı, bilim adamı yargılanıyordu. Türküler susmuştu. 12 Eylül öncesinin türkülerini söyleyen Ruhi Su, tedavisi için yurt dışına gitmesi gerekirken pasaport verilmediği için öldü. Onunla birlikte müzikte bir dönemde kapanmış oluyordu. Şimdi yeni dönemin yeni türküleri söylenecekti. Ahmet Kaya tam da Ruhi Su'nun öldüğü yıl kasetini tamamladı ve piyasaya çıkacağı gün annesiyle vedalaşmaya gitti. Anneme dedim ki, anne kusura bakma yani biz bir kaset yaptık. Ya adam olamadık ya, ne yapalım şimdi? Belki istediğin gibi bir insan olamadım ben ama
Aslında iyi bir insan olabilirdim. Aslında kötü bir insan da değilim. Fakat olmadı dedim ya. Şansımız tutmadı. Ne yapalım? Hasbeli kader. Senin yakın akrabaların ya da dostların iş adamı oldular. Bizden bir bok olmadı yani. Tekrar içeri gideceğim dedim. Annem camın dibine oturup ağlıyordu yani. Allah bebek, ağlama sende, umut sende, yarın sende. Ağlama bebek, ağlama sende, umut sende, yarın sende. Yağmur gibi gözlerinde akan yaş değil. Bu suskunluk, bu durgunluk, sıkıntın niye? Ahmet Kaya'nın ilk kaseti Ağlama Bebeğim 1985 yılında çıktı. Kaya kasetin piyasaya verildiği gün polislerin gelip kendisini almalarını bekleye dursun, işler hiç öyle gelişmedi. Kaset birden peynir ekmek gibi satılmaya başlandı. Ağlama Bebeğim çok kısa sürede 450 bin gibi müthiş bir satış rakamına ulaştı. Adeta birileri yıllarca saklandıkları yerden çıkıvermişler ve bu sese kulak kabartmışlardı. Herkes şaşkına döndü. Tabii en çok da Ahmet Kaya. Mahkum olacakken şöhret olmuştu. Ben bir şöhret oldum. Birdenbire Allah Allah. Hapise girecekken hiçbir şeye giremez bir hale geldim şimdi yani. Şirket yok, ev yok, bank yok, hapishane yok, bir bok yok yani. Ve sokakta gidiyorum, bütün insanlar üniversite talebi veriyor. Ben Ahmet abi nereye falan diyorlar. Tabii ben bunun kapağından işte koca Mustafa'ya yürüyorum ya. Cebimde 90 lira otobüs bilet parası yok. Diyorum Malaşurt'a jogging takılıyorum diyorum. Jogging yapıyorum. Diyorum işte spor yani spor yapıyoruz ya. İyi Ahmet abi falan. Aman sana ihtiyacımız var diyor. Hadi lan falan diyorum ya. Böyle bir muhabbet. Ahmet Kaya efsanesi işte böyle doğdu. İlk günden gelen bu ani şöhrete o günlerde kimseler teşhis koyamadı. Hatta müziği bile kategorize edemediler. Halk müziği değildi, pop değildi, arabesk değildi. Sonunda un kapanı bu yeni müziğe yeni bir ad taktı. Devrimci arabesk. Biz devrimci arabesk yapıyorsak ki ben bunu asla reddetmiyorum. Arabeske karşı değilim bir kere. Çünkü hakim olan kültür zaten çiğ köfte ve arabesk kültür bizim ülkemizde. Ayrıca ben kendim Avrupalı bir insan olarak değil, Orta Doğu bir insan olarak görüyorum. Karısıyla kavga eden bir insanın bu ülkede oturup yani Çaykovski dinlemez yani. Demircilerden bahsediyorum. Ne yapacak oturacak? Olmasa diye sonumuz böyleyi dinleyecek. Sakin göllerin kusurlu. Mutsuz devrimciler, büyük kentin varoşlarında yoksulluğa terk edilmiş gecekondulular, devrim umutlarını yitirmiş, yaralanmış solcular, 70'lerin sonundaki kavgadan 80'lerin sonundaki yalnızlığa düşmüş gençler, içeride bir gençliği bırakıp çıkmış mahpuslar. İşte Ahmet Kaya'nın dinleyicileri onlardı. Göğsüm daralıyor, yüreğim yanıyor, olmasaydı sonumuz böyle. Göğsüm daralıyor, yüreğim yanıyor, olmasaydı sonumuz böyle. Can Kozanoğlu'nun tarifiyle telekart alamayanların kırmızı kartlı sesiydi Ahmet Kaya. Yok sayılan milyonlarca insanın zaten sözüyle, temalarıyla, estetik düzeyiyle var olan müziğini keşfetmiş ve yeni bir yorumla piyasaya sürmüştü. 60'ların sonundaki bilinçli ve örgütlü mücadele darbe yiyince yönsüz kalmış kitleler, hedefsiz öfkelerini soldan sağa, sağdan sola yöneltir olmuşlardı. O yüzden Kaya hem solcularca hem sağcılarca eleştirilse de her iki kesimden de dinleyici buluyordu. Ben 11 yıldır o insanların kim olduğunu anlamadım. Yani şeyden dolayı anlamadım. Şimdi Türkiye solunun belli bir kesimi bana karşı, Türkiye sağı zaten tümden karşı. Anlamadım gitti. Şimdi peki ben neyim diye düşünmeye başladım. Ya ben sağcı mıyım, solcu muyum? Sağcılar beni sevmiyor. Solcular da sevmiyor. Peki bu konser salonuna gelen insanlar kimler? 10 binlerce, 100 binlerce. Peki bu kaset neden 2 milyon tane satıyor? 2 milyona yakın satıyor. Anlamadım gitti.
O bilinmeyen dinleyici kitlesi ilk konserlerde ortaya çıkıp kendini gösterdi. Çoğu 12 Eylül'ün sillesini yemiş, tepkili genç insanlardı. Ahmet Kaya'nın müziğinde eski sloganlarını eskiden dinlemeye utandıkları bir melodiyle dinliyor ve seviyorlardı. Un Kapanı başta bu asi, tuhaf müziğe direndi. Ama Kaya'nın kasetinin reklamsız, medya desteksiz bu kadar büyük bir satış yapması üzerine kayıtsız kalamadılar. Yeni kasetler için faaliyete geçtiler. 1986'da iki kaset daha çıkardı Ahmet Kaya. Ülkenin gündeminde ne varsa Kaya'nın müziğinde de o vardı. Acılar, işkenceler, hapishane kapısında analar. Beni burada arama, arama anne. Kapıda adımı, adımı sorma. Saçlarına yıldız düşmüş, koparma anne, ağlama saçlarına. O zaman her şeyden çok etkileniyordum. Yani çok kötü durumdaydım. Şarkı yapmaktan başka seçeneğim ve çarem yoktu. Fakat insanlar tutuklanmıştı. İnsanlar durmadan alıp bir taraflara tıkılıyordu. Ve kimse sesini çıkartmıyordu. İnsanlar dövülüyordu, sövülüyordu, işkencelerden geçiliyordu. İnsanlar katlediliyordu. Bütün demokrat, devrimci, bütün insanları bir şekilde hayatın bir tarafında yok ediliyorlar, yok ediliyorlar. Ben kendime böyle bir misyon yükledim. Dedim ki Ahmet, yani bak kimse susuyor. Aşık, mağduri, kırpani, devrimi, aşığı, fermani, zulmi, zalimi, işte tır iki, vır iki gitti. Çık diyordum oğlum, çık artık, çık yani. Çık ya. Çık insanlara bir merhaba de yani. Bak insanlar bunu yapıyorlar. Şafak Türkçüsünü söyle. Beni burada arama, arama anne. Analar kapılarda, görüşlerde oğullarını, kızlarını beklerken Kaya idamla yargılanan bir mahkumun şiirinden onların türküsünü söylüyordu. ''80'ler biterken baş kaldırıyorum ve Yorgun Demokrat adlı iki kaset daha geldi. Ahmet Kaya sesini duyuramayanların isyanını haber veriyordu. Ama aynı zamanda bu isyanda bir yorgunluğun izleri de vardı. Yorgun Demokrat 80'lerin sonunda 10 yıldan arta kalan manzarayı ve insanları anlatıyordu. Yaşadı o depremin, bu yolda dönenler oldu, mum gibi sönenler oldu. Yar gözüne baş koymadan vurulup düşenler oldu. Bu yolda dönenler oldu, mum gibi sönenler oldu. Yar gözüne baş koymadan vurulup düşenler oldu. Sen kaldın geride, bir sen kaldın geride. Ah akıp gidiyor hayat, yüreğim anlıyor seni. Artık susma yorgun demokrat. Ah akıp gidiyor hayat. Sadece Ahmet Kaya değil, bütün Türkiye yorgundu. 80'ler ardında binbir acı, kargaşa ve yalnızlık bırakarak gidiyordu. 90'larda Türkiye gibi Ahmet Kaya da yenilenecek, farklı temalar, yeni tartışmalar ve yine milyonluk satışlarla gündemde olacaktı.
90'lar başlarken artık büyük şöhretti Ahmet Kaya. Birbiri ardınca kasetler yapıyor, türküleri dilden dile geziyor, konserlerinde yüz binlerce insan toplanıyordu. Ancak bir yandan da hem iktidarın yoğun baskılarıyla karşılaşıyor, hem de her yerden, her kesimden yoğun eleştirilere hedef oluyordu. Kimileri onu devrim ticaretiyle, kimileri ise duygu sömürüsüyle suçluyordu. 80'lerin ortalarından itibaren Kürt sorununun tırmanması üzerine Ahmet Kaya şarkılarını dağlara söylemeye başladı. Sana yalan söyleyemem, darılırsın yavrucağım. Sana yalan söyleyemem, darılırsın yavrucağım. Abin bir gün dağdan döner, sarılırsın yavrucağım. Sarılsın yavrucağım. 1980'lerin ortalarından itibaren Türkiye PKK ile tanıştı. Güneydoğu'da bir anda başlayan saldırılar yıllar içinde hızla arttı ve bölge tam bir yangın yerine dönüştü. 1984 yılında 60 olan ölü sayısı 1992'de 1000'i aştı. Çatışmalar, operasyonlar, sınır ötesi harekatlarla adeta topyekün bir savaş başlamıştı. PKK'nın ilk dönem kadın, çocuk, sivil, asker demeden giriştiği katliamların ardından Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sert tepkisi geldi. Ve 1990'larda sıcak takipler, köy yakmalar ve zorunlu göçlerle olayın boyutları genişledi. Dağlarda öfkeni başım, her hafta hep akşam oluyor. Artık Kürt sorunu uluslararası çapta bir konuya dönüşüyor ve saldırıların büyük kentlere kadar yayılmasıyla ulusal bir sorun haline geliyordu. Böylesine devasa bir sorun elbette kültüre ve müziğe de yansıyacaktı. Yansıdı da. Ahmet Kaya'nın 1994 kaseti Şarkılarım Dağlara adını taşıyordu. Avladıkça, avladıkça geceyi tutacağız, görecek, göreceksin. Ahmet Kaya bu görüşlerinden ve türkülerinden ötürü onlarca kez tahkikatlara, soruşturmalara, yasaklamalara konu oldu. Kasetleri toplatıldı, sözlerine davalar açıldı, konserleri yasaklandı. Ama buna rağmen Şarkılarım Dağlara kaseti 1 milyonu aşkın satış yaptı ve liste başı oldu. 10 yılda çıkardığı 12 kasetin toplam satışı 20 milyonu aşmıştı. Ve o tüm engellemelere rağmen her kasette daha iddialı bir sesle çıkıyordu hayranlarının karşısına. Üzülme sen üzülme, başını eğme, gün olur kavuşuruz, dert etme Diyarbakır. Ben Türkiye'yi ve Türkiye insanı çok seviyorum. En başta her zaman söylediğim gibi Türkiye'nin bölünmez bütünlüğünü savunuyorum. Biz buradayız, bireyiz, ülkemizi bekleriz, karşı çıkan olursa. Sonunda savaş şarkılara sıçradı. Ercan Saatçi, MHP'nin ya sev ya terk et sloganını hatırlatan bir parçayla ortaya çıktı ve itirazı olanları müziğiyle tehdit etti. Saatçi burada ne demek istediğini daha sonra Ahmet Kaya ile giriştikleri bir tartışmada şöyle açıklayacaktı. Tabii ki bana kalmadı ama ben bu ülkenin savunulmasında bir karış toprağına bile göz dikildiği zaman ya da herhangi bir bölücülük yapıldığı zaman ben bu Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan bir Türk genci olarak tabii ki buna bir tepki göstereceğim.
her ne kadar da Amerika'ya göstermese bile. Ya Ercan Saati'nin kişiliğine, kimliğine, tamam mı? Benim söyleyecek hiçbir şeyim yoktu. Ayrıca bir sürü şey de bana çok sempatik geliyor. Ama o sözcük hoşuma gitmedi yani. Yani bilmem karşı çıkan olursa bilmem ne bilmem ne deriz falan gibi laflar. Yılan bana, çıyan bana, pastır çeker. Yılan bana, lan kardeş bu nasıl yara? 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 Kanım her yerimden dövmüşüm, sövmüşüm, kovmuşum ben. Siktir çekilmişim yani kendi öz yurdumdan, çeker giderim. Ahmet Kaya öfkesini türkülerine yansıttı. Ancak eleştiriler burada bitmedi. Kimileri Kaya'yı yoksulluk edebiyatı yapmakla suçlarken, kimileri de krallar gibi yaşamakla, silah çekip olay çıkarmakla, lüks arabalarla gezmekle, hatta tırnaklarını manikürlemekle suçladılar. Vallahi parmakların manikürlü olsa, tamam mı? Hiç bunları insanları ilgilendirmiyor. Ne yapıyorsam, ne ediyorsam. Hayatım boyunca o insanların kafasında tasarladığı gibi yoz yobalak anlamda yaşamadım. Benim hiç Mercedes'im olmadı. Şimdiki arabam Mercedes'den daha pahalı. Jip olduğu için göze batmıyor insanlar. Salaklaşmamak lazım. Bunlar önemli şeyler. Yani Mercedes'e biz insanların yoksulluğunu savunmadık. Biz yaşamımız boyunca insanların zenginliğini savunduk. Yani ben jipe binsem ya da Mercedes'e binsem bunlar önemli şeyler değil. Bana veren, yüklenen, tarihin yüklediği misyonu yerine getiriyor muyum, getirmiyor muyum? Tam 30 sene aç yaşadım bu ülkede. 30 yıl boyunca. Ve bütün lokantalarının kenarlarına gidip lahmacun dükkanlarının o lahmacunların nasıl çıktığına baktım. Nasıl insanları yiyorlar diye baktım. Nasıl üzerine soğan döküyorlar diye baktım. Nasıl dürüyorlar, nasıl büküyorlar ve nasıl ağızlarına götürüyorlar. Nasıl bir hamlede ayran içiyorlar. Ve ben neden içmiyorum diye baktım hep buna. 30 yıl boyunca bir dürüm soğan içine atılmış bir lahmacunu dürmeye hasret yaşadım ben. Artık ben bu saatten sonra bunu yerim ve bunu kimse engelleyemez. Biz dostu da düşmanı da elbet biliriz. 1990'lar İstanbul'unda Ahmet Kaya gibi düşünen, onun kadar öfkeli ve yoksulluğuna bir an önce son verip refahtan pay almak için isyan eden çok insan vardı. Kentin varoşları benzer taleplerle ayaklanıyorlardı. Ve Ahmet Kaya'nın asıl dinleyicisi de onlardı. Tabii ki Ahmet Kaya varoşların temelini oluşturuyor. Varoşlardaki duyarlılığın temelini oluşturuyor ama varoşlar derken Türkiye'de politik anlamdaki, yani işte varoşlarda yaşayan 10 bin tane insan varsa bunların 9 bin tanesi Ahmet Kaya ile iletişimdedir. 1000 tanesiyle pek fazla iletişim olmayabilir ama sonuçta bu insanlarla o 1000 tanesiyle birlikte bir şekilde bir yerlerde buluşuyoruz. Varoşlardaki yoksulluk, ezilmişlik insanları hızla radikalleştiriyor ama bu bilinçsiz ve örgütsüz öfke büyük kentin dışladığı genç insanları bazen politik yelpazenin en soluna, bazen de en sağına itiyordu. Ancak hepsinin ortak paydaları mevcut düzene duydukları tepkiydi. Bu yüzden de bu tepkiyi dillendiren Ahmet Kaya'nın sesi hepsine hitap ediyordu. Tek bir günahım vardı. Çok fazla baş kaldırdım. Ve herkesin sustuğu zamanlarda. Ve herkese yol verdim, biliyor musun? Oluklar açtım, yanık şeyler açtım. Buyurun dedem usta, söyleyin yani. Kafanıza göre takılırız. Güneşi biz uyandırdık yıldızların yerine. Bu çağrı üzerine Ahmet Kaya'nın özgün müziği bir ekol oldu. Özgün müzik listeleri birden yeni Ahmet Kaya'larla doluverdi. Herkesin kendi starını yetiştirmeye başladı. Fatih Kısaparmak gibi daha çok sağa seslenen müzisyenler yetişti. Hatta zamanla Ahmet Kaya türü müzik yapan İslami müzik toplulukları ortaya çıktı. Elime demir ver, eğer bükerim. Dilime kuş kondur, ne dil dökerim. Elime demir ver, eğer bükerim.
Ahmet Kaya ise şık giysiler içinde televizyon programları yaparak, yeni kasetler çıkararak, kliplerine yönetmenlik yaparak, şiir klipleri çekerek şöhretine şöhret katmayı sürdürdü. Şiirlerde de yitik arkadaşların ve içten içe çürüyen bir kuşağın yaşadığı o talihsiz maceranın hazin öyküsünü anlatmayı sürdürdü. Ne çok yere verdik üst üste, ne çok arkadaş yitirdik bu tozlu yolculukta. Kimliği tespit edilmemiş ne çok ceset vurdu zeytin güzeli akşamlarımız. Büyük ütopyalar ve büyük dağlar gibi içerden çürümüşüz meğerse. Oy benim yaram, oy oy. Her gelen ölüm yazmış, her giden ayrılık istemiş bu talihsiz maceramızı. Gülerim, şarkı söylerim, türkü söylerim ama bu arka cebimde 2 metrelik kefenim duruyor. Her an hazır ve nazır. Her an ama yani. Ölürsem hayatımda istediğim bir tek şey var. Bir tek şey var. Asla bu ülkeyi sevmiyor demesinler. Asla yani. Ben Edirne'den Ardahan'a kadar bu ülkeyi çok sevdim. Göğsüm daralıyor, yüreğim kanıyor. Olmasaydı sonumuz böyle. Göğsüm daralıyor, yüreğim kanıyor. Olmasaydı sonumuz böyle. Nasıl 1970'ler İstanbul'undaki çaresizlik Orhan